Borsa Tekniğe hoş geldiniz. Ben Perihan Tantu. Haftanın 3. işlem günündeyiz ve birazdan stratejist Ahmet Mergen, Bay Teknik bizlere eşlik edecek ama hemen piyasalara baktığımızda piyasadaki volatilitenin devam ettiğini söyleyebiliriz. Özellikle 1400 kısa vadede 1400 puan üzerinde kalıcılık sağlayamıyoruz. Oradan kar satışlarıyla karşı karşıya kalıyoruz. An itibariyle Borsa İstanbul'da 1395 puan seviyesindeyiz. %0,02'lik düşüşle. Biop cephesine baktığımızda orası satıcılı. 1438 puan seviyesinde %0,29'luk düşüşler var. Tabii bu düşüşlerde alt endekslere baktığımızda bankacılık endeksi bugün de negatif. Hatta Garanti Bankası'na baktığımızda Garanti Bankası'nda da yine yabancı satışları bugün de devam ediyor diyelim. Alt endekslerde devam edelim. Bugün teknoloji tarafı dikkat çekici. %1,5'luk prim var teknoloji endeksinde. Ulaştırma endeksi yatay. Sınav ve holding endeksi ise endekse göre pozitif ayrışıyor. 10 milyarın üzerinde hacim var an itibariyle endekste ve zaten bu 10,5 milyarlık hatta hacimin 1,5 milyarını Garanti Bankası oluşturmuş durumda an itibariyle. Onu da Sasa, Kozaltın, Ford Otomotiv ve Kardemir'de takip ediyor. Kur cephesine gelecek olursak orada da 8,33 seviyesindeyiz. 8,39'lu gördük. Yani hem borsa hem de kur cephesinde baskının devam ettiğini söyleyebiliriz. Evet, bugün yine bol bol hisse senedi bakmaya özen göstereceğiz diyelim. Hemen hocama dönmek istiyorum. Önce bir Borsa İstanbul'a başlayalım. Sonrasında hemen hisse senetlerine zaten giriş yapacağız. Hocam hoş geldiniz yayınımıza. Hoş bulduk. Yani yok. Vallahi dalgalanıp duruluyoruz hocam. Ne yapalım? Bir ileri iki geri, iki geri üç ileri, sonra tekrar evet. Dört geri. Böyle. Yani buralarda tabii. Dar alanda kısa paslaşmalar. Aynen öyle. Yani buralarda biraz sıkıntılı. Hı hı. Yani yukarı da hemen hop diye gidemez. Aşağıya da çoğu kağıtta sahiplenildi artık. Zaten dikkat edersen fiyatları böyle 3 basamak, 4 basamak olan kağıtlarda kağıdı sahiplenen gruplar veya kağıdı sahiplenmiş şişman parmak veya kimse o senedi kontrol eden onlar zaten devreye girdi. Onlar tekrar dün hop %10 falan filan şeklinde yukarıya diyor hareketlendi. Ama borsanın geneline bakarsan, büyük kağıtlara bakarsan işte bankacılıktı, şuydu buydu. Onlar bankacılık hisselerini sahiplenen yok hocam şu an için. Evet. Şimdi öyle gibi gözükür. Bu o kadar çok yaşandı ki. Doğru. Ondan sonra 3 sene sonra, 4 sene sonra garanti 6 lira, 6.7 veya 6.5 lira değil de 15 lira, 20 lira olduğunda işte gene muhabbet aynıdır borsacılar arasında. Ya Hüseyin orada beni tutmayacaktın abi. Yani ben orada alacağımdı ya, alacaktım. Sen yok daha da düşer bilmem ne dedin, zırt dedin, pırt dedin. Beni yani aldırmadın. Böyle durumlarda taşın altına elini sokmak lazım. Yani girip alacaksın. İşte herkesin sattığı zaman alacaksın falan filan böyle muhabbetler vardır. Bir dahaki sefere eğer düşerse böyle bir kriz falan ortamında hani çok fazla verirlerse kesin gireceğim alacağım. Böyle sözler verilir. Bu klasik sözler şeye benzer. Hani yılbaşında olur ya saat 12'yi vurduğu anda hemen artık şekeri kesiyorum, onu kesiyorum, bunu kesiyorum, kesinlikle diyete giriyorum. Ha, pazartesi diyete başlayacağım senaryosu diyorsunuz hocam. Tabii tabii yani veya yılbaşında tam işte herkes öpüşür öpüşür yeni bir seneye girdik, yeni sene bitti falan filan. Evet ne oluyor? İşte bu sene sigarayı bırakacağım artık, bu sene içkiyi bırakacağım, bu sene diyete gireceğim. Bu sene böyle başladığım işleri kesin bitireceğim. Öyle bir takım şeyler verilir. Gaz verirsin böyle kendine. Bitirirsen iyi. Yani o işleri yaparsan iyi. Yatırımcı da öyledir. Her krizde veya her fiyatların yok ya artık bayağı düştü dendiği seviyelere geldiğinde korkudan almaz, etmez. 3 sene, 5 sene sonra fiyatlar 5 katı olunca ya vallahi Veli o zaman işte şöyleydi. Ya verdiler kağıtları falan. Biz bir korku içinde bir panikledik falan. Biz de verdik aman borsası mı? Hay böyle borsaya falan dedik bilmem ne. Abi meğerse o zaman almak lazımmış ya. Alsak şimdi trilyonerdik. Bak şimdi ne biçim arabalarla geziyorduk. Bu böyledir. Yani genelde maalesef korku ortamının fazla olduğu zamanlarda insan hali doğal bir durum bu.
Yani o korkuyu yenip de bir takım şeylere kalkışmak herkesin harcı değil. Bu demek değildir ki git kardeşim borsada ne var ne yok. Bugün şu saatten itibaren süpür, hepsini al hesabına. Bunu da demek istemiyorum ama yani genel psikoloji böyle olur. Şimdi buralarda bu üçgenin içinde daha önce de söyledim. Üst taraf işte yaklaşık 145 bin filan. Aşağı taraf 125 bin biraz fazla gelir bu etapta. İkinci dibin olabilmesi için orası sanki 130-135 arası olabilir. Ama son dip şu anda 135.900, 1359 yani 136.000'de. Onun altına giderse anla ki 130'lar civarında bir dip daha arayacak. Ama gitmeden buradan tutunup da 145'in üzerine geçerse o büyük kağıtların yaptığı hareket gibi ortalamalara doğru gelirse bir dakika kardeş galiba burada bir toparlanma var demek lazım. Ortalamaların üzerine çıkarsa gördün mü? Veli işte 126.000'de girecek alacağız sen tuttun beni. Yok abi daha düşer diye alamadık. Bak malları nereye geldi? Konuşmaları başlar. Diyelim ki sol tarafta böyle bir blok oluştu. Buradan aşağı çakıldık 125'e. Tekrar ortalamanın üstüne çıktık. İyimser bir senaryo. Gittik 160 bine. 160 binden geldik. 160-145 arası, 150 arası. Aynı bu blok gibi. Bir de sağ tarafta blok oluşturduk. 2-3 ay. Şimdi nasıl bir görüntü oluyor burası? Sol taraftaki tepeden şöyle eğriyi getirip 125 binden yarım dairenin ucunu geçirip bir de öteki tarafta 160 bine doğru götürürsen o eğriyi, yarım daireyi tepede 160 bin, 125 bin al sana 35 bin puan. Ya bu çanak gibi görüntü katlarsa yukarıya al sana 195 bin. İhtimal dahilinde mi? Burası borsa. Her şey olabilir. Olmaz diye bir şey yok. Bir de fırsatlar bitmez hocam. Yatırımcıların yaptığı en büyük hata, eyvah öldüm bittim kaçırdım, borsa kaçtı ben malsız kaldım, bitmiyor gerçekten. Hiç bittiğini gördünüz mü hocam yıllardır burada fırsatın? Yok canım fırsatlar nereye bitecek? Biri bitiyor, biri başlıyor. Biri biter, biri başlar. Yeter ki para bitmesin. Tabii canım Türkiye'deki şey gibi bu. Yani borsadaki fırsatları ben Türkiye'ye benzetiyorum. Yani Türkiye'de de bir kemeri sıkarsın, o biter, bir tane daha kemer sıkarsın. Devamlı kemer sıkılır. Burada da fırsatlar bitmez. Yani burada da düşüşler iyi bir alım fırsatı olur zaman zaman. Burada zaten fiyatların olmaması gereken yerlere indiği zaman alanlar 3'e, 5'e, 8'e katlıyor 3 sene, 5 sene sonra. Öyle oluyor. 2008 senesinde de millet, nasıl diyeyim yani öyle bir Amerikalıların tabiri vardır. Yani kafası kesilmiş tavuk gibi oradan oraya sıçrar. Aynı millet öyle sıçrıyordu 2008'de. Dolara mı gitsem, altına mı gitsem dünya batıyor galiba falan filan. İyi de işte o zamanlar Türk Hava Yolları, Aselsanları, şunları bunları alanlar 50 misli yaptı. İşte böyle. O işlerde böyle oluyor. Dediğim gibi sarı renkli alan içinde aşağı yukarı hareketleri bir süre izlemek lazım. 1359 yani 136 binin altına giderse sarkar. 125 binin altına giderse of o zaman sıkıntı bayağı büyür. O zaman işler bayağı uzar. Yani oraya şimdi gelir mi? Ya 8.5'a giden bir dolar var, o var, bu var. Ona rağmen gene de iyi tutunuyor. 1-2 sektör var. Yani ayak bağı oldu. Artık bıraktım endekse katkı vermesini. Aksine endeksi aşağı çekiyor. Yani şey olarak gitmesini engelliyor daha yukarıya. Sanayi sektöründeki kağıtlar, birçok kağıt endeksi ancak buraya kadar taşıyabildi. Ötekilerin katkısı olmadan. Onlar devreye girerse o zaman bu bahsettiğimiz senaryolar gelecekte gerçekleşebilir. İnşallah gerçekleşir. Amacımız zaten yani ümidimiz işte geleceğe dönük olan hayallerimiz falan bunlar.
Ama artık kimse bizim hayallerimizi yıkmasın ya. Yeter. Yeter yani. İnsanların da bir hayali var. İnsanların da mutlu olmaya bir hakkı var ya. Ömür geçiyor. Yani. İnsanların ömrü de eski zamanlarda hani böyle bahsediyorlar bin sene falan değil ki. Yani 70-80'den sonra orası ağrıyor, burası ağrıyor. 90'dan sonra onu unutuyor, bunu unutuyor. 100'den sonra yaşarsa Allah'a şükretmesi lazım. O gün ayağa kalkabilirse. Ömür uzuyor gerçi ama hiçbir zaman ömür ileriki yaşlarda 18'i 20'yi 30'lu yıllar gibi olmuyor. Bu bir gerçek. Onun için de insanların da belli bir süreç içinde iyi bir hayat yaşamaya hakları var diye düşünüyorum. Başka tarafta daha iyi hayatlar var deniyor ama buradaki hayat da güzel. Orayı sonra düşüneceğiz. Daha doğrusu buradaki hayatı iyi bir şekilde yaşarsak öteki taraf için zaten başka bir dünya için pek korkuya gerek yok. Adam gibi yaşayın. Ya adam yani adamla nasıl diyeyim? İnsan gibi yaşayacaksınız kardeşim. Çok zor bir iş değil ya. Vicdanının sesini dinle, kalbinin sesini dinle yeter. Özel bir çaba sarf etmene gerek yok. Bana yapılsa ne olurdu diye düşüneceksin. Ah en güzeli o işte hocam, empati. O zaman sen de üzme karşıyı. Bak yani dün gece film vardı. Yani Hızır'la beraber yollardaydık saat 9'dan itibaren. Niye? Kardeşim bizim kitabımızda hiçbir zaman savaş meydanında bile olsa asırlardır böyledir. Bizim törelerimiz böyledir. Bizde kadın öldürülemez. Bizde çocuk öldürülemez. Seni öldüreceğini bilsen bile o çocuk hayatta kalacaktır. Onun babasını bile öldürsen savaş meydanında bir gün gelecek ki o çocuk büyüdüğü zaman seni arayıp bulacaktır belki. O riski bile göze alarak töreler böyledir. Kadına veya çocuğa Türk'ün eli kalkmaz. Kalkmamalıdır. Aynı o şekilde. Yani hayatta da böyle. Erkek olarak bir insansın, doğdun. İşte yani kimisi kadın doğuyor, kimisi erkek doğuyor. Neyse. Yani orada bir seçim yok. Hayatı insan olarak yaşamak lazım. Saygı çerçevesi içinde. Evet, endekse gelince yani üçgenin içindeyiz. Fazla da bir şey denecek bir şey yok. Ama bu üçgen içinde bir yere gitmez gibi görünürken tahtaların sahipliği yani terim olarak birilerinin kontrolünde olan yerler tekrar geldiler. Oraları bir kere daha tutuyorlar, yukarı doğru götürüyorlar. Yoksa küçük yatırımcıya bıraksak o ona vere vere falan filan kendi kendilerine intihar eder onlar orada. Fiyatları düşürürler. Hocam yani, şey diyebilir miyiz yani piyasa aslında bir ders veriyor şu an yatırımcıya. O ders de traderlık dersi. Traderlık nedir? Nasıl trade edilir? Biraz mecbur bıraktılar piyasada çünkü. Tabi. Yani sabırsız olanı diyeyim daha doğrusu. Alışverişe zorladılar insanları şimdi. Biraz alışveriş yapacaksın ki yukarıdan yani yüksek fiyatlardan maliyetlendiysen o maliyetleri biraz düşürebilmen için satacaksın, düşünce gene alacaksın, aldığını gene satışa koyacaksın falan. Alıp vereceksin yani biraz. Başka yolu yok. 145 binin hatta 150 binin üzerine çıkmadığı sürece alıp tutma yeri değil. Biraz yani alıp verme, verip alma. Yukarıdan verip düşük fiyattan yerine koymak veya düşük düştüyse alıp belli kademeler sonrası karı yeterli koyup görüp istersen yarısını daha yukarı giderse öteki yarısında al sat piyasası gibi bir durum var. Yok hocam ben 5 senelik düşünüyorum. Vallahi ben de 5-10 senelik hayaller falan kurdum vurdum ama bazen bu 5 senelik hayal olmuyor ya. Bir gecede işler tersine dönüyor. Onun için arada sırada Warren Buffett'a gönderme yapıyorum. Gelse de bize öğretse bakalım bu piyasada nasıl yatırım yapılıyormuş onu görsek.
Hocam bizim sıkı traderlar Warren Buffett'a ders verebilirler. Biz zorlu yollardan çıktık biliyorsunuz. Yani öyle girer alır, aldığına bir bakar, kağıt %50 gitmiş aşağıya. Ay aman ne oluyor falan derken bir çakarlar. Aa, bu düşüyor galiba der. Warren Buffett malları satar. Ondan sonra alırlar, sattığının 3 katına götürürler. Pişman ederler yani sattığına da. Bizdeki traderların hepsi Speedy Gonzales. Hızlı. Yani. Geçelim mi hocam hisselere? Geçelim bakalım. Hadi bir Aselsan diyelim madem. Hadi bir Aselsan'da yatay alanda. Bu yıl boyunca %18 kayıp var hocam yine Aselsan'da. Yani işte sivil yani Türkiye'nin savunma sanayindeki en büyük kağıtlardan bir tanesi kardeş. Bazıları daha var birkaç tane daha ama onlar piyasada trade etmiyor. Alışverişi olmuyor çünkü piyasada değiller. Halka açık değiller. Burası Aselsan. 23'e gider dedik. 23 çarpı 2, 46 eski tepe. 2017-18 rallisinde erişildi. Herkesin yüksek fiyattan ben de Aselsan sahibi olarak olmak istiyorum falan diye koşuştuğu zaman. Bu 23'e gitse zaten oraya gelmiş olacaktı. Ama 2 sene geçti aradan paranın değeri pek o kadar aynı olmayacaktı. O ayrı. Öyle bakmıyoruz zaten. Bakarsak iyice üzülüyoruz. Ama burada yatay alanda yani nerede kağıt? 16 ile 19 arasında yaklaşık. 3 liralık bir alan. Yataydan aşağı koptu. Şimdi bunun hedefi ne olabilir? 13 lira falan olabilir. 16 eksi. 19 ile 16 arasındaki 3 liralık farkı aşağı yönde kat ederse 13 lira falan olur. Kağıt o panik içinde 13.68'i gördü. Şimdi biraz 15'in altında burada dolaşıyor endeks gibi. Ortalamalar maalesef birbirini aşağı yönde kesti. Hem de ta 19'ların biraz altında bir yerde kesti. 18-18.5 gibi. O gün bugündür fiyat altta kırmızı renkli 20 günlük onun üstünde 50 günlük de en tepede. Bu şekilde bir kombinasyonla aşağı doğru sürükleniyor. Ya yeri gelecek, zamanı gelecek. Tekrar alacaklar. Biz ne zaman alabiliriz? Ortalamaların üzerine çıktığı zaman. Veya kağıt tekrar 10 liraya geldiği zaman. Gelir mi? Valla oraya 10 liraya falan geliyorsa bir sürü kağıtta zaten turşu gibi olur. Çok düşük fiyatlara iniyor olur bir sürü kağıtta o zaman. Endekste zaten 125 binde durmaz. Oraya 10 liraya gelirse. Uzun vadeli 16.08, 16.86. Esas dert 16.86'daki 50 günlük ortalama. O yavaş yavaş fiyat burada dolaştığı sürece 16.5'a 16'ya doğru yanaşacak. Ne zaman ki onun üzerine çıkarız, o zaman biraz alırsınız. Almayı düşündüğünüz için mesela yarısını alırsınız. Aşağı inerse bırakırsın. Baktın devam ediyor. Gerisini de fullersin. 19'a mı geldi? Biraz kar al. Ver 19'a biraz. 19'a verdin. 17'ye geri geldi. Verdiğini geri al. 16'nın altı stop. Mesela. Yani illa böyle olması şart değil. Ama buna göre bu şekilde bir strateji uygulayacağım. 19'u patlattı. Yukarı geçti. Hedef neresi? 22-23. İyi. 19'u bir kere daha geçerse 18-50-50 gibi mesela stop koyarsın. 19'un üzerinde tekrar alırsın. Yani 19'a sattığını 17-17.5'ta yerine koymadıysan. Koyduysan eyvallah. 19'a geldi sattın. Devam ediyor yoluna. Sattığını 20-25 kuruş üstünden mecburen geri alacaksın. Stop koyarak çünkü senin bu seferki hedefin 22-23. 22-23'e geldi. Fulledin zaten. Ver yarısını. Ver üçte birini. Elin şu tuşa gitsin. Böyle bizde şey var. Hocam ben trader olmak istiyorum. Peki nasıl olacaksın? Ben hep almak istiyorum hocam.
Yani S tuşuna basamazsan nasıl trader olacaksın? Çok merak ediyorum. Sen hep depoluyorsun yani. Al, 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 al. Trader aynı zamanda alıyor, satıyor. Hatta satıyor, alıyor. Bu da var yani. Önce olmayanı da satıyor, sonra alıyor geriye. Dediğim gibi 22-23. İstersen üçte biri, istersen yarısı satabilirsin. Baktın 21'e geri geldi. 20'ye geri geldi kademeli. Al yarısını geriye koy. Bir daha 23'e gitti. Bir daha yarısını sat. Ah gördün mü? Sen sattın 25 oldu. E olsun. Evde hala yarısı var. Öteki yarısı duruyor. Bırak onunla beraber git bakalım. Ortalamaların üzerindeyse zaten istiyorsan alış satış da yapmazsın. Ortalamaların üzerinde bin otur vagona. Tren nereye götürürse lokomotif. Şimendifer seni nereye çekiyorsa oraya kadar git. Ama aralarda bazı hedefler olur genelde. Evet, geçelim. Hocam şimdi bizim ticariye bakacağız. Ama bizim ticari döndü, dolaştı. Mıknatıs gibi 14'lere geldi tekrar. 14.76-77. Vallahi geldi. Vallahi billahi. Nasıl bir... Yani taksi dedik tam bekleme yapıyordu. Geldi. Yukarıya doğru gidecek 23. sokağa. Fakat 18. sokakta dert var. Orada U dönüşü yaptı gene. Yol tıkanmış, inşaat çalışması var. Başlangıç noktasına geri döndü. Başlangıç noktasına geri geldi. Kaybetti kendisini orada şoför. Yolu kaybetti. Orada hani var ya, seni böyle işte bir yere gideceğim diye basıyorsun. Seni yönlendiren şeyler var. O GSM mi nedir? Hani haritadan işte bindiğin zaman bazen taksiciler de kullanıyor. Çoğu taksici kullanıyor. Ben de hani... Navigasyon GPS yani. Evet. Yani o navigasyon da esasında enteresan. 20 metre sonra sola dön. Yani sola dönüyoruz. Sola dön. Döndük. Tamamen komple bir tur attık yani orada. Şeyin etrafında göbekte. Türkler'in başına gelen de öyle oldu yani hocam. Ondan sonra bir sağa dön veya bir şey söyle yani. Yok. Veya bazılarında mesela çok şikayetler duyarım. Eğer arkadaş beni bir yola soktu. Dağ tepe mepe falan orada sanki trafik yok falan dedi. Daha beter uzun süre aldı eve gitmek falan gibi. Burada da U dönüşü yaptı bu. Yani Turkcell gibi bir kağıt. Dev bir şirket. Yani Türkiye'nin büyük belli başlı kağıtlarından. Yani bu kağıdın burada durması hala bana göre kabullenilemiyorum ben. Kabullenemiyorum. Kabullenilemez. Bu şirketin çoktan patlayıp gitmesi lazım. Nasıl bir şey arkadaş? Bu şey gibi oldu. Utility dediğimiz Amerika'da kağıtlar vardır. Pek fazla bir yere gitmez ama düşmez de ama yeri geldiğinde kamyon yüküyle de temettü verir. Bu böyle aynı yerde dolanıp duruyor. Yani insan böyle 23-25 falan bana göre 25 lira falan olması lazım. Yani neye göre? Ahmet Mergen'e göre, bana göre yani. Bu kağıt, bu şirket burada durabilir mi ya? Kazandığı para çok fazla olması lazım. Ben kendi cebimden biliyorum. Neyse. 12.84 nereye kadar inmiş? 12.85. Hay Allah. Bir kuruşla kaçırmış. Yani onu oraya mahsus değdiriyorlar zaten seansın başında. Orada da pek fazla İşlem olmamıştır zaten. Birisi yazıyor. Seansın başında tak emri gönderiyor da öyle bir çubuk oluyor orada. Ama esas hikaye 14-14.5 civarında mücadele devam ediyor şimdi. Boşluk da bıraktı. Bu boşluk eninde sonunda bir gün kapanacak yukarı yöndeki hareketle. Ama şimdi ortalamaların altında kaldı. Bunun en büyük hikayelerinden bir tanesi Amerika'da işlem görmesi. Amerika'da işlem gördüğü için Türkiye'de kimse gelip de şöyle Petkim'de falan filan olduğu gibi malı yüklenip gidiyoruz kardeşim diyemiyor. Yani sahiplenilemiyor. Gerçi bir sürü sahibi var bilmiyorum. Yıllardır o da bir ayrı hikayedir ya. Ortaklıkları falan filan hep tartışılır. Oranlar moranlar o satar bu bilmem ne yapar. Yani bence... İleriye dönük olarak
12-12,5. Yani dip gibi gözüküyor ama onun altı zaten sıkıntılı bir dönem olur bütün Türk piyasası içinde. Yani yalnız o gitmez ki, hepsi gider aşağıya. Bunu da zaten 12'lerin falan altına veriyorlarsa o zaman piyasa da zaten aşağı doğru göçüyor demektir. Bunlar oluşturuyor piyasayı zaten, endeksi. Evet, inşallah kızılcık sopamı elime almam bu kağıt için. Alacağım yani yakında. Sinirleniyorum artık. Geçelim. Hocam, şoförü değiştireceğim. Şoförü değiştireceğim diyorsunuz. Evet evet. Bu yeni şoför almak lazım. Eskisi yol bilmiyor. Daha bunun şoförü sadece kendine çalışıyor galiba. Şoförü değiştirmek lazım. Biz de para kazanalım. Hisse senedi sahibi olarak. Küçük yatırımcılar biraz para kazansın canım. Bu ne? Geçelim. Hocam, şişe ile devam edeceğiz ama öncesinde kısa bir aramız var. Kısa bir araya gidelim. Sonra şişe analizimize kaldığımız yerden hadi devam edeceğiz. Peki. Evet efendim, Borsa Teknik'te kaldığımız yerden devam ediyoruz. Şişeye bakacaktık hocam, orada kaldık. 7.32.33 şişede de şu an anlık fiyat. Evet, burası da bir kanal içinde. Yukarı doğru gidiyordu. Tepeler 3 aşağı 5 yukarı aynı çizgi üzerinde. Dipler de 5.50, 6.11, 7.18. Ortalamaların üzerinde. Fakat 8 civarında bir sıkıntı oluştu burada. Yani 8.06, 8.07, 8.01, tepeler orada oluşmaya başladı. Yavaş yavaş sağa doğru giderken o piyasaya gelen pazartesi sabahı satışlarla beraber kimi yerde taban açtı, kimi yerde tabana yakın yerde açtı. O hafta, geçtiğimiz haftanın başında fiyatlar aşağıya doğru indi. 6.44'e vermişler veya değdirmişler, neyse. 3-5 lot da olabilir. Ama oradan hızla zıpladı. Zıpladığı yer sıkıntılı bir yer. 50 ve 20 günlük ortalamalar orada. Aşağı yönde geçilen kanal destek çizgisi de orada. Burası bir dünya markası. Virüsü öldüren, yüzeye sahip şekilde camları falan üreten bir şirket. Dünyada bir numara. Büyük bir şirket. Türkiye'nin medarı iftarlarından birisi de burası. Yılların paşa bahçesi. Herkesin evinde var ama herkesin portföyünde yok. Niye? Bizim yatırımcı öyle. Evde paşa bahçe her taraf ama şişe cam var mı adamda? Yok. Onda daha büyük, çok büyük beklentili kağıtlar var. Yani onun kağıtları çok önemli. Şişe cam falan tanımaz o. Şişe cam neymiş ki? Bakış böyle olur. O zaman da yatırımcı olamazsın. Bence ortalamaların üzerine atarsa kendisini, tıpkı endeksteki senaryo gibi üst tarafı 8, alt tarafı 6.5, bir çanak oluşumu ihtimaline bakarız. Orası katlarsa ver elini 10 lira. Gider mi? Ya Türkiye zaten kalkınırsa, Türkiye'de ekonomi düzelirse, bu endeks yukarılara gidecekse şişe cam da 10 lira müsaade edin de olsun artık yani. Ama hemen olur mu? Hemen şu anda olmayacak. Mücadele safhasındayız. Endekse de ne olacağına bakıyoruz. Ama uzun vadede enteresan olabilir. Bu kağıdın sol tarafta 7.04'te bir dibi var. Ortada 6.44 var. 7.04'ün altına gelmeyecek şekilde bir dip yapıp ortalamanın üzerine çıkıyorsa anla ki toboya yatıyor. Çanağın sağ omuzunu da halletti. O şekilde bakılır. Hedef 8 lira olur. Teknik olarak. Garantisi yok hiçbir işin. Hiç kimsenin vebalini taşıma. Zaten yapmamak lazım. Yani nereden kime ne garanti vereceksin ki? Hayatın mı garantisi var? Yani. Ama bir takım hedefler koyabiliriz. Olur olmaz. Herkesin hedefi var. Ufak çocuğun hedefi solaksa Messi olmak. Veya bir Pele olmak. Oluyor mu? Olmuyor. Gidip de saray bundan kendimizi atacak halimiz yok yani. Geçelim.
Geçelim hocam. Ostim ile devam edeceğiz. Birçok kişi sormuştu Ostim'i. 2.85-86. Valla Ostim enteresan. Yani tam işte al sana trading. Yukarı taraf 3.20-3.25. Yani aşağı taraf baktığın zaman 2.5 civarı. 2.37-2.58-2.44-2.57 en son 2.25. Geç 2.25'i. Oraya sen 2.50'de 2.45'de sarı renkli alan içinde, pardon, yukarı tarafa geldiği zaman satıyorlar, aşağı tarafa geldiği zaman alıyorlar. 75 kuruş. Alan bu. 3.25-2.5 arası desek 75 kuruş. Ya 75 kuruşu zaten 3 kere gidip gelse kağıdın maliyeti çıkıyor 2.25'ten. Kağıt bedavaya geliyor. Gayet güzel. 2,5 liralık kağıtta 75 kuruş. İyi para kardeşim. Zırt pırt zırt pırt gidiyor geliyor gidiyor geliyor. %30'a yakın para. Nerede? Yani hem de kaç günde oluyor? 15 günde bir kağıt bir yukarı gidiyor bir aşağı geliyor. Neredeymiş bu ya? Biz nasıl kaçırmışız? Yatay alanda. Ne zaman ki bu 3,25 falan vurur geçer. Endeks de buna dahil olur. Piyasada buna katkıda bulunur. O zaman da 75 kuruşu 3.25'in üzerine koyacaksın. Hedef olarak kardeşim bu minimum 4 liraya doğru gidebilir diyeceksin. Trende kalacaksın. Ama 3.25'i geçti meçti 3.30 falan oradan tekrar verdiler. Sarı alanın içine girdi 3.20-3.18. Vur git. Belki tekrar 2.5'a gidecek. O riski görmezsin. Çünkü gidiyor geliyor. Yani hikayesi bu. Bir şey bekliyor herhalde. Bu kadar yatay alanda bir dinlenme süreci bir şey bekliyor. Ama 2.5'ün altı hoş olmaz ha. Onu da söyleyeyim. 2.5'ün altına doğru çakarlarsa o zaman anlarım ki hani biraz geç olur belki ama bu bütün yatay alan mal dağıtımı anlamına gelir. Yani onun için 2.5 civarı önemli. Şu anda ortalama desteğinde tutunuyor. 2.5'ın da üzerinde zaten. 2.75'lerde filan. Ortalama desteği. Geçelim. Geçelim İyi hocam. İyi bir trading yeri. Teknosa diyelim. Evet 2 liradan aldılar 13 lira. 13 liradan pandemi 3.5. 3.5'tan sonra sonu sahile bitiyor. Diğer sahile biten kağıtlarda yapıldığı gibi acaba burada da aynı işi olur mu falan diye bir kısmı öyle girdi. Bir kısmı spekülasyon yarattı. Mal sahiplenildi herhalde. Oradan 1 lira aldı. Kağıdı 21 liraya götürdü. Şimdi oradan ama her dik çıkışı seyredin bakın dikkat edin. Grafikte ortalamalardan çok fazla uzaklaşan şekilde dimdik bir çıkış olduğu zaman bunun tam tersi taban taban gidiyor. Orada birileri mallanıyor. Onlar mallanınca tamam hadi bakalım verelim aşağıya. Patır kütür patır kütür. Dökülen dökülene. Az mı? 21'den 11'e geliyor kağıt. %50 21'de alsa, %50 krediyle, %100 krediyle alsa kağıt 11'e geldiği zaman zaten bitti. Hesap kapandı. Yani. Ve o kadar da almamak lazım. Yani çok fazla ortalamadan uzaklaştığı zaman satış geliyor. Tam tersi ortalamalardan aşağı yönde de çok fazla uzaklaşırsa alış gelir. Ortalamaya doğru tepki yaşanır. Şimdi o tepki yaşanıyor. 15'in üzerine çıktığı zaman stop koyarak tekrar bu 17.5'a mı yoksa 18-19 civarında düşüşte oluşan boşluğu kapatmaya mı gidiyor diye düşünülerek hisse almak isteyenler olabilir. Ama stoplu. Stop nerede? Ortalamanın altı stop. Genelde bu genel bir kuraldır. Ortalamanın altına gittiği zaman boğulacaksın. Suyun altına gidiyorsun. Buz kalıbı kırılıyor. Buzun altında kalırsan çok fazla nefes alamazsın. Hemen çıkman lazım buz kalıbının üstüne, ortalamanın üstüne. Çıktın çıktın. Çıkamadın. Sıkıntı büyük. Onun için de satarsın. Ortalama yani stopu oraya koyarsın. Ortalamaların altına koyarsın genelde böyle durumlarda. Geçelim. Geçelim hocam Petkim diyelim isterseniz. Şimdi bir de Petkim'e bakalım. İşte burası da klasik. Ya şimdi mesela yatırımcılar vardır.
Abi ya ne biçim kağıt seçiyorum ya, bilanço bilanço hepsi bende yani. Tekniği zaten yutmuşum, bilanço okumayı da biliyorum. Şöyle yani benden iyi kağıt seçemez falan filan. İyi eyvallah da birisi oralara gelmezse senin bilanço okuman, teknik meknik vız gelir tırız gider. Kağıt olduğu yerde kalır. Ta ki birilerinin dikkatini çekecek. Yani senin kağıt okumanla, seçmenden falan o kadar da kendine paye biçme. Ne oldu? 4 liralarda herkes ağlıyordu. Niye gitmiyor bu işte bindi hoptu da bipti de. E demek ki birisi geldi. Yani arkadaş öyle olmaz dedi. Ben de para verdi de öyle olmaz böyle olur bu iş dedi. Aldı kağıdı 4 liralardan. Götürdü buraya. Hedef 7,5 gibi bir yerdi. Ama işte bu son satışlar falan derken ortalık biraz karışır gibi oldu. 4.91'den zıpladı. Nerede şu anda? Ortalamaların üzerinde. Koyarsın 50 günlük ortalamanın altına stopu 5.49. 5.49'un altı 5.45 veya neyse. Kendine göre bir stop seçersin. O stopun altına gitmediği sürece vagonda kalırsın. Direnç nerede? Neresi orası? 6.30 mu? Tepenin olduğu yerde. Mavi renkli çizginin olduğu yerde de direnç var. Yani oraya geldiği zaman istiyorsan biraz kardan realize edersin. Karı realize edersin. Hissenin 1/3, 1/4, yarısını kendine göre seni ne tatmin ediyorsa onu satarsın. Efendim o direnci kırdı. İster dön geri al. Daha yukarıda. Veya ben bu riske giremem. Esasında dönüp geri alıp alta stop koyarak dönüp geri almak lazım. Tekrar alta inerse stopun var. Vurur bir daha çıkarsın. Yok ona girmek istemiyorum. E zaten yarısını sattıysan bırak yarısıyla beraber gideceği yere kadar gitsin. Zaten maliyeti düşürdün. Otur biraz etrafı seyret trende. Seyahat et. Keyfine bak. Git biraz restoranda. Trende restoranlar vardır. Vagonu, restoran vagonu. Herkes orada seyahat etmek ister zaten. Çok rahattır orası böyle. Aa, şamata gırgır. Evet, geçelim. Trend şu anda hala devam ediyor yukarı yönde. Hocam hem Cemaş hem de Cemtaş soranlar vardı. Cemaş'ta başlıyoruz. Cemtaş'a da bakacağız ama. Vallahi bu Cemaş şu anda düşüş trendinde kardeşim. Kim ne derse desin. Öyle yatırımcıya şöyle gidecek, böyle gidecek muhabbetine pek ben inanmadım. Ama yatırımcıyı dolduranlar var galiba. Şöyle gidecek, işte bölündü, uçacak, kaçacak. Vallahi bölündü, mölündü, bedelli verdi. İşte uçup kaçmadı. Kağıt tekrar geldi 1.15 seviyesindeki dipleri test etmeye. 1.15, 1.20. Ortalamaların üzerine çıkarsa belki bir şey olur. Ama şu anda düşüş trendinde görünüyor yani. Fiyat kırmızı ve yeşil renkli 20 ve 50 günlük ortalamaların altında çarpa çarpa aşağı doğru gidiyor. Bu böyle bir durumda. Ama Cemtaş başka bir hikaye. Orası zaten demir çelik sektöründe galiba artık emirlere bile yetişilmiyor. Yurt dışından gelen siparişlere bile. Cemtaş'ta işler biraz daha değişik. Ereğli iniyor mu? Kazık çaktı oraya. E ama bu Ereğli. Yani. E burası da demir çelik sektörü değil mi? Yani. İstemirler falan filan. Zannedersem sektör olarak da fena değil yani. 4.5'tan geldi gerçi. Oralara kadar iyi kar bırakmış ama şu anda ortalama civarında. Ortalamanın üstüne tekrar kendisini atabilirse o iki tane tepeyi birleştiren direnç çizgisine bakmak lazım. Orası geçilirse tamam kardeş gene eski tepeye gidiyor. Çanak oluşturmaya gidiyor bu büyük ihtimalle. Eski tepeye git. Sağa yıkıl. Sağda bir daha dip yap. Sonra çanağın tepesini çatıyı patlat yukarıya. Katla çanağı yukarıya. Sistem bu şekilde çalışıyor. Şu anda ortalama civarında bakıyoruz. Ne yapacak acaba? Yani 16'nın üzerine çıktığı anda stopu koyup artık gereğini neyse yaparsınız. Yatırım tavsiyesi değildir. Garantisi de yoktur benim söylediklerim.
Hocam FONET'e geçelim biraz şimdi. Geleceğe dönük hayallerimiz, bir ümidimiz olması lazım. Hocam strateji kuruyorsunuz. Zaten stratejistsiniz. Göreviniz de bu, strateji kurmak. Ama çift yönlü. Yani. Bunun adı strateji. FONET. Evet, bu da güzel bir trend yakalamış vaziyette. 4 liralardan. Bugün de %5 primli. Gidebilir. Çünkü hala ortalamaların üzerinde. 12.90'dan iyi zıpladı. Ha, üçüncü tepe olur. 16.71'den tekrar geri dönerse sıkıntı biraz oluşur bende. 3 tane tepe omuz baş omuz hikayesine yatmasın diye. Ama 16.71'e gitti geldi, oradan ortalamada destek buldu. Oradan bir daha 16.71'i yukarı yönde taradı gitti. Kal o zaman. O zaman 11.96, 13.68, 16.71 o tepeler var ya. Çiz onları bir çizgiyle yukarıya doğru. Uzat o çizgiyi. Fiyat o çizgiye nerede değiyor? Orada bakarsın icabına. Hepsine de bakmazsın. 1/3, 1/4 veya yarısı falan biraz ver al. %60'ını ver. Çünkü bakarsın orayı da tarar gider. Ondan sonra da ya işte hocanın da bir şey diye yok ya. Çizdirdi o çizgiyi. Heh, sattık biz de orada. Bak kaptırdık malı. Alabilirsin dönüp geriye. Nasılsa paran var. Ama diyelim ki %60'ını sattın. İndi geriye. Koy yerine. Al sana temettü. Temettü veriyor mu vermiyor mu diye derdin olmaz. Zaten kendi temettünü kendin yaratıyorsun. Atıyorum 20'ye veriyorsun. 18'e geri alıyorsun. Al sana 2 liralık temettü. Ha temettü istemiyorsan kağıdı çoğalt. Lotları çoğalt. Bir gün gelecek o lotlar işine yarayacak. Tıpkı bizim Letonya'dan aldığımız bir puan gibi. İnşallah yarar. Bir çuval inciri berbat ettik gibi göründü ama neyse. Ey Allah'ım ya. Hep böyle önemli noktalarda neden çuvallıyoruz anlamıyorum yani. O final noktalarında, kırılma noktalarında bir kişi çıkıp da yani sırtlanın be. Sırtıma binin ben sizi taşırım bu köprüden öteki tarafa diyen yok. Hep böyle bir çarçur, panik. Neyse yatırımcı psikoloji de öyle burada. Ama kağıt çıkış trendinde kardeşim. Devam edebilir yukarı yön. Geçelim. Hocam reha girişim diyelim şimdi. Bak işte burada da 4.97'ye doğru olan gidişi görüyor musun? Yani ortalamalardan sanki Houston'dan kalkıyor. Houston, we have a problem diyor 4.97'de. Yani ground control, we have a problem, burada bir problem var falan, böyle bir şarkı vardır. David Bowie'nin. Ground control to Major Tom falan diye. Burada da roket uçuyor asılmış. Kaçıyor ama bir anda ters yüz oluyor. Niye ters yüz oluyorsun? Orada birileri hurra diye daldıysa kağıdı kontrol eden al kardeşim bu malları diyor. Hop transfer ediyor. Aşağıda patlattı mı tepede maliyetli bir sürü insan kalıyor. Ortalamaların altında şu anda maalesef trend aşağıya doğru sürükleniyoruz. Çünkü neden? Dipler daha düşük seviyelerde oluştuğu için buna düşüş trendi demek lazım. Hı hı. Tepeler daha düşük geçmiştekilere göre. Dipler de daha düşük. Ha ortalamanın üzerine bir kendini atabilirse o zaman biraz ümitlenebilirim. Geri birleştiren trend çizgisi var mor. Onun üzerine çıkacağını bir görmem lazım. Bir şey olacaksa. O direnci geçebilecek bir gücün var mı arkadaş? Alıcıların gücü neye yatıyor? Onu bir görmek lazım. Onları görmeden o zaman işte havaya boş yere laf ebeliğine dönüşür. Boş yere kurşunu sıkmaya dönüşür. Hikaye. Onun için şu anda ortalamanın üstüne çıktığını görmem lazım alış için. Ha, elde mal olanlar trade edecek. Mecburen. Ortalamaya gelirken vereceksin. Daha düşük fiyatlardan yerine koyacaksın. Tekrar çıkarsa bir daha ver al şeklinde. Tamamını verme, yarısını ver, yarısını yerine koy. Yarısını ver, yarısını yerine veya 1/3, 1/4 neyse. Biraz maliyet düşürmeye çalışması lazım. Ortalamanın üstüne çıktığı zaman
depoyu fulleyeceksin gene mecburen. Geçelim. Geçelim hocam. Arena diyelim. 53.65, 53.85 şu an fiyat. %4'e ya yakın primi. Şimdi Arena'yı devamlı olarak bize yazan, hiç bakmıyorsunuz bakmıyorsunuz diyen şimdi mutlu oldu, gördün mü? Evet. İnsanları mutlu etmek bu kadar kolay. Genişleyen bir tepe görünüşü var ama ya bu genişleyen tepe de çok sık rastlanmaz. Yani burada sanki aldatıcı bir görüntü var. Genişleyen tepe lotlar az. 10 misli yapmış, ayrı mesele. Ama tahta neredeyse sığ hocam, sığ sığ. Lotlar az, kademelerde lotlar yıllar boyu azdır. Birisi burayı sahiplendiyse burada genişleyen tepe yok, diamond yani baklava biçimi tepe şu bu onlar çalışmaz. O malı yüklendiyse, sahiplendiyse tahtayı gidişatı da bozmayacak şekilde alışverişler yapanlar varsa, alışveriş yapanlar yani hurra diye bütün büyük loplarla, büyük miktarda alımlar falanla tahtayı karıştıran olmazsa, o kendi halinde çıkış trendinde yukarıya doğru trende devam edecek herhalde. Görüntü öyle. Ha, çok kısa vadeli heyecan yapmak istemiyorsak valla 52'nin altı, ortalamanın altı 50 günlüğü. İstiyorsan orada bir kısmını boşaltabilirsin. Ha, 52'ye boşalttın, 45'e geldi, 44'e geldi. İstiyorsan alırsın. 52'ye boşalttı, 55'e gitti. 100 lot verdin, 55'ten 92 lot aldın. Olsun. Gene yerine koydun. 8 lot eksik, 10 lot eksik, neyse. Böyle ama. Bir yerde bir şeyin riskini alırsan, bir yerde de, yani bir yerde kazancı düşünüyorsan, bir yerde de yani para kaybetme şansını da, riskini de görmen lazım. Geçelim. Bu risk de genelde 1'e 3, 1'e 4 olsun. Hocam Nuh Çimento diyelim. 4 liralık şimdi kazanç olacak bir yerde 1 lira kaybetmeyi göze al. Nuh Çimento. Ey gidi Nuh. Yani bunu 8-9 liraya alırdık zamanında. 15 liraya falan geldi mi patır kütür millet satardı. O da yani 15 liraya gelene kadar kan kusturur ha adama. Burada da lotlar azdır. Bilmiyorum çoğaldı mı son zamanlarda ama benim yani yıllar öncesinden hatırladığım kadarıyla kademelerde falan Hocam şu an ben lotlarla aktifini söyleyeyim size. 270 lot alıcı, 279 lot satıcı var. Yani öyle kademelerde tonla mal aldıysan zamanında öyleydi. Allah onu çıkana kadar artık, satana kadar yani bir mevsim döner. Öyleydi. Lot yoktu. Yeteri kadar açılamadı lotlar halka. Toplu kaldı herhalde. E şimdi de görüntü itibariyle öyle. Hocam teknik ne diyor? Boş ver hikaye diyorsan trend yukarıya. Öyle gözüküyor. Ama 8-9 misli de para vermiş. İyi para. Bazı kağıtlar var. 1,5 liradan 85 liraya gitti. Sonra şimdi 18 lirada birbirlerini suçluyorlar. Yani 1,5 lira, 2 liralık kağıdı 85 liraya nasıl götürüyorsunuz kardeşim? Kim alıyor? Niye alıyor? Hangi sebepten alan? Alana da bakmak lazım. Senin derdin ne kardeşim? 180'den al, yani 80'den alıyorsun da 500'e mi gidecek? Yani yapılan iş nedir? Bir de ona bakmak lazım. Ama trend burada yukarıya. Bak hemen zıplamış, ortalamanın üstüne kendini hemen atıvermiş. 70'e doğru satıcı geliyor anlaşılan. Çünkü iki tane tepe var orada. Ortalama desteği 56 civarında. Ha 56'nın altına inerse satar mısın? Yani istiyorsan belli bir miktarını satarsın. Aşağıda 49-60'da dip var. Panik dibi. Oraya gelebilir mi? Hemen gelmeyebilir. O çünkü panik esnasında elde edilen bir dip. E sen 56'ya sat, 52'ye geri al, riskine giriyor musun? Valla o istiyorsan yapabilirsin. Bilemem, ona bir şey diyemem. Çünkü bu tahtada da lotların sayılma ihtimali o kadar yüksek ki. Kimde ne lot var? Eğer 270'e 270 alıcı satıcı varsa kademede. Oho. Bunun gibi, bunun kat kat üzerindeki yani hisselerin
kimin elinde ne var, hangi lot nerede falan, bunları bilirler. Yıllardır sayıyorlar bütün lotları. Geçelim. Maalesef. Hocam son bir hektaşımız kalmıştı ama maalesef programımızın, yani süremizin daha doğrusu sonuna gelmiş olduk. Hektaşı da artık bir sonraki programa sözümüz olsun bırakırız. Onun haricinde bitirdik zaten tüm hisseleri. İyi bakalım. Tamam. Elinize hadi sağlık bakalım. Hocam. Bol çok teşekkür herkese. Ediyorum. Sağ olun, var olun. Cuma günü görüşürüz inşallah. İnşallah. Evet efendim, bugün de bizden bu kadar. Yarın yine saat 2'de Borsa Teknik programıyla bildiğiniz gibi sizlerleyiz. Kendinize iyi bakın. Herkese mutlu bir kapanış diliyorum. Hoşçakalın.